Merhaba sevgili yarışseverler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 28 Ocak 2021 günlerden Perşembe, saatlerimiz 12:48'i gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün olsun. Bunu en içten dileklerimle temenni ederim. Arkadaşlar bugün 28 Ocak 2021 Perşembe günü gündüz programı İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak alt koşulu programla başlayacak. Burada bir altılı ganyan analizimiz olacak. Yine akşam yarışları Şanlıurfa'da koşulacak 8 koşuluk programla devam edecek. İzmir at yarışları analizimizin ardından Şanlıurfa at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Ama öncelikle İzmir at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce yine kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Bazı arkadaşlarımız tahminlerimi izleyemiyorlar, vakit bulamıyorlar. Tahminlerimi yazılı olarak almak istiyorlar. Bu arkadaşlarıma özel ücretli bir WhatsApp grubu kurdum. Grubumuz çok kalabalık değil arkadaşlar. 14-15 kişi civarı seyrediyor. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz ya da Gmail hesabımıza yani okangunertv@gmail.com adresimize telefon numaranızı mail olarak atabilirsiniz. Şablonum şu şekilde oluyor arkadaşlar. WhatsApp'ta verdiğim şablonum yani ücretli grubumuzda verdiğim şablonum sıralı olarak, yazılı olarak anlaşılır bir dilde oluyor. Yine bu şablonun içerisinde küçük altılı ganyan, normal altılı ganyan ve geniş altılı ganyan kurgumuz var. Ve her gün bir tane de misli altılı ganyan kurgumuz oluyor. Sevgili yarışseverler, sizler de ücretli WhatsApp grubumuza katılmak, tahminlerimi yazılı olarak almak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına isim, soy isim ve telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Ya da okangunertv@gmail.com adresine telefon numarası bilgilerinizi mail olarak atabilirsiniz. Sevgili yarışseverler diyerek ben İzmir at yarışları analizime geçiyorum. İzmir'de 6 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın birinci koşusuyla başlayacak. 3 yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe kum pistte koşulacak maiden yarışı Altılı Ganyan ilk ayağı. Arkadaşlar Altılı Ganyan ilk ayağında yine bu rakiplerinden bir adım önde gördüğüm bir isim var. Natura Porosida'nın torunu Victorio Galop'un tayı 3 numaralı King of Istanbul. Özellikle son iki yarışında ısrarla sizlere birinci at vermiştim. Hatta son yarışında Banco isim olarak vermiştim. Bugün Muhammed Mir Bilgin idaresinde piste çıkacak. 3 numaralı King of Istanbul yine bu grubu geçebilecek güç ve kapasitede görünüyor. Bugün Abrantisi Muhammed Mir Bilgin'in hata yapmaması durumunda bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Bu safkanın yine kötü koşması, yine hayal kırıklığı yaratması durumunda öncelikli ismim arkadaşlar 7 numaralı Time isimli safkan olacak. Bugün Abrantisi pardon Jockey'i Mehmet Gönül Taşı idaresinde piste çıkacak. 7 numaralı Time'ı da ikinci şanslı isim olarak tutuyorum. Yine 4 numaralı Koç Volkan bugün Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkacak. Bugün daha etkili bir yarış bekliyorum 4 numaralı Koç Volkan'dan. Esasen çok iyi bir safkan. Pistte biraz dolaşıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Bugün Gökhan Kocakaya idaresinde bu sorunu çözebilir. Bugün mutlak suretle kuponlarda bulunması gereken isimdir. Burası 3-7-4'ün dışına çıkarsa öncelikle 5 numaralı Power of Han isimli safkan son güzel ikinciliğinle değerlendirilmeli. Yine 8 numaralı Tunç Star ve 9 numaralı Turgutlu Bey'i de benim bu koşuda tuttuğum sürpriz safkanlardır diyerek altılı ganyanın ikinci ayağına geçiyorum. Altıgan ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 6 yarışı Atahan koşusu 80 bin lira değerinde bir yarış.
Burada kimi yazayım, kimi yazayım diye çok düşündüm arkadaşlar ama özellikle bu mesafede çok üstün performans sergileyen Kıvanç Can'ın tayı Yelhan'ın torunu ki Yelhan bu mesafelerin yani kısa mesafelerin popüler safkanlarındandı. Ben bugün 3 numaralı Bomba Can'ın Gökhan Kocakaya idaresinde uygun grupta bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Ve yarısı var arkadaşlarıma Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında 3 numaralı Bomba Can isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağına geçiyorum. Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak handikap 15 yarışı. Arkadaşlar burada da özellikle Eşkali'ni çok beğendiğim bir safkan var. Ara vermesine rağmen ben son yarışına hayran kaldığım bir isim. Ara vermesine rağmen dedim arkadaşlar 11. aydan sonra bir yarış görmüştüm geçenlerde. Evet, ocağın 10'unda bir yarış görmüştü. 1 numaralı Akirem. Gerçekten çok etkili, gerçekten çok eşkalli bir safkan. Mustafa Çiçek safkana çok hakim. Safkanı çok iyi tanıyor. Ben özellikle handikap 15 grupta 60 kilo sikletine rağmen çok uygun grup olduğunu düşünüyorum. Ve bir numaralı Akrem'in bu rakiplerini geride bırakmasını umuyorum. Bugün Altılı Ganyan'ın 3. ayağında ben bir numaralı Akirem isimli safkanda günün ikinci bankosu olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe kum pistte koşulacak handikap 16 yarışı dişlere mahsus yarış. Burada da öncelikli ismim sevgili yarışseverler geçen seneki Tayland'daki formunu bulamadığını gördüğüm ancak son yarışlarında yeşil ışık yaktığını gördüğüm Perfecto temsilcisi 2 numaralı Serpinti. Bana göre bu gruptan daha karakterli bir safkan. Son yarışını 63 kilo ile koşmuştu handikap 15 yarışta. Bugün Mustafa Çiçek idaresinde birinci şanslı ismim olacak. Yine son yarışında çok etkili bir yarış çıkaran yine Çetin Taş arkadaşımız biniyordu. Bir numaralı Safir Kız. Bu grupta istikrarlı olacak isimdir. Bana göre birinciliğin güçlü adaylarından 2 numaralı Serpinti'ye ilk rakip olacak isimdir. 1 numaralı Safir Kız isimli safkan. Yine 7 numaralı Dark Pearl isimli safkan da bir Smart Robin temsilcisi. Özellikle son güzel yarışın tekrarlaması durumunda bu grupta etkili olacağını düşünüyorum. Yine 4 numaralı Melina Hanım, 6 numaralı Yazlalı ve 5 numaralı Volt Gozon isimli safkanları ben sırasıyla bu koşuda değerlendiriyorum. Burayı da 2-1-7, 4-6 ve 5 şeklinde değerlendiriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın son ayağından sonra sevgili yarışseverler son iki ayağa geçiyorum şu anda. Son ayak analizimden sonra bugün ufak Altılı Ganyan analizlerimi de mutlak suretle değerlendirelim. Bana göre iki banko geçilmez gibi bugün. Yani ben AGP'lere bakan bir insan değilim. Favoriye sürprize bakan bir insan değilim. Ben gelecek safkanların peşindeyim sevgili yarışseverler. Bugün misli altılı ganyan denemesi de yapılabilir. Yine küçük altılı ganyan analizimizde mutlak suretle izleyin diyorum. Ve altılı ganyanın 5. ayağına geçiyorum. Altılı ganyanın 5. ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak handikap 15 yarışta devam edecek. Burada da ben özellikle son yarışına hayran kaldığım Sayın Alp Evcimen'e ait 5 numaralı Wild Bill isimli safkanı bugün Nevzat Avcı idaresinde uygun sikletiyle 51,5 kilo sikletiyle bu rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Yine 1 numaralı Dev Adam koştuğu koşularla kalitesini ispatlayan safkan bugün Gökhan Kocakaya idaresinde yine birinciliğin güçlü adaylarından bugün ikinci şanslı safkanımız olacak. Yine 4 numaralı Bayartu bugün Mustafa Çiçek idaresinde bu grupta değerlendirilmesi gereken safkandır diyorum. Ve son iki isim 2 numaralı Aşam Baba ve 3 numaralı See You Son isimli safkanlar kuponlardaki yerini almalıdır. Burayı da 5, 1, 4, 2 ve 3 şeklinde değerlendiriyorum. Altılı Ganyan'ın son ayağına kapanış koşusuna geçiyorum.
6 Gaynin sonu ya 4 Mekore yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe kum pistte koşulacak satış bir yarışı. 42.500 lira değerinde bir yarış. Burada öncelikli ismim yine takibimdeki bir Safkan Kontrol temsilcisi Muhammed Mir Bilgin dairesinde piste çıkacak bir numaralı Captown. Özür dilerim arkadaşlar. 11 numaralı Captown isimli Safkan'ı ben rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Bugün birinci şanslı Safkan'ımız olacak. Yine 6 numaralı Star Scream. Bu Safkan bir Fairstone temsilcisi. Bir Velociraptor törenini arkadaşlar. Bugün Fatih Rüsten Bebek İdaresi'nde dikkat diyerek 6 numaralı Star Scream'i ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 10 numaralı Uğurla Zamanı. Taylan'daki günlere geri dönme sinyalleri veriyor. Taylan'da ardı ardına çok etkili yarışlar yapan 10 numaralı Urla Zamanı'nda bugün 3. şans vereceğim. Safkan olacak. Yine 13 numaralı Has. 1 numaralı Rejo mutlak suretle kuponlarda bulunması gereken isimlerdir. Yine bu koşuda sürpriz arıyorsak, geniş oynuyorsak 3 numaralı Just Run, 4 numaralı Lime Flake, yine 7 numaralı Dimension ve 2 numaralı Fındık Kıran sırasıyla kuponlara yazılabilir diyorum. Ve ufak altılı ganyan analizlerime geçiyorum. Ufak altılı ganyan analizlerime geçmeden önce arkadaşlar sizlere tahminlerimi yazılı olarak verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza katılmak istiyorsanız, tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde almak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Ayrıca okangunertv@gmail.com adresine telefon numarası bilgilerini mail olarak atabilirsiniz. YouTube'da bırakacağınız, yorumlar kısmına bırakacağınız telefon numarası bilgilerini benden başkası görmeyecek arkadaşlar. Bu konuda da emin olabilirsiniz. Yani başkasının eline telefon numarası geçme olasılığı yok. Ona göre onaylıya aldım yorumlarımı diyerek ben ufak altılı ganyan analizime geçiyorum. Arkadaşlar ufak altılı ganyan analizimde yine 3 numaralı King of İstanbul ilk safkanımız olacak. 7 numaralı Time ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 4 numaralı Koç Volkan, 5 numaralı Power of Han ve 8 numaralı Tunç Star isimli safkanları vereceğim. Buradan bir safkan çalmış olduk. 6 gayn ikinci ayında 3 numaralı Bombacan bankomuz olacak. 3. ayakta 1 numaralı Akirem yine ikinci bankomuz olacak. 6 gayn 3. ayağında 2 numaralı Serpinti, 1 numaralı Safir Kız, yine 7 numaralı Dark Pearl, 4 numaralı Melina Hanım ve 6 numaralı Yazlalı isimli safkanlara yer vereceğim. Buradan da bir safkan çaldıktan sonra 6 Ganya'nın 5. ayağına geçiyoruz. 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak Handikap 15 yarışında 5 numaralı Wild Bill ilk safkanımız olacak. 1 numaralı Dev Adam, 4 numaralı Bay Artu, yine 2 numaralı Aşan Baba isimli safkanları vereceğim. Buradan da bir safkan çalacağız ve altılı ganyanın son ayağında altılıları epey bir atlatacağız. Altı ganyanın son ayağı programın kapanış koşusu 4 yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum pistte koşulacak satış bir mücadelesinde 11 numaralı Captown birinci şanslı safkanımız, 6 numaralı Star Scream ikinci şanslı ismimiz olacak. Yine 10 numaralı Urla Zamanı, 13 numaralı Has ve 1 numaralı Rejo isimli safkanlar olacak arkadaşlar. Burada da altılıları neredeyse yarı yarıya düşürdük. Eğer misli altılı ganyan analizlerimi dinlemek istiyorsanız yine ücretli WhatsApp grubumuza katılabilirsiniz. Her gün küçük altılı, normal altılı, geniş altılı ve misli altılı ganyan analizi veriyorum sevgili yarışseverler. Hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca at yarışı oynayan bir arkadaşınıza YouTube kanalımızı önerirseniz, yani bu kanalımızı önerirseniz hepinize minnettar kalırım. Sevgili yarışseverler, hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.